Evet. Bu 11 fena, çok fena. Bildiğiniz gibi değil. Hiçbir hocayı dayandıramadık bunlara. Umarım siz hemen pes etmezsiniz. Merak etmeyin hocam. Hiç merak etmeyin. Ben 25 yıllık eğitimciyim efendim. Yani 12 şehirde görev yaptım. Ben ne fenalar ne öğrenciler gördüm. Hiç merak etmeyin. Ben bunların hepsini adam ederim efendim. Hiç merak etmeyin. Hiç, hiç. Efendim Metin Usta. Ha. Yani kaç gibi gelirsiniz? Oldu. Oldu. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Vallahi hocam. Yani eşyalar da yola çıkmış. Artık buradan dönüş yok. Sizden her geçen gün daha çok nefret ediyorum. Lan şişko! Senin o yağlığın tek tek çıkarı yedirim sana! Bana diyor. Neler o? Saman görmüş öküz gibi daldınız sınıfa! Ah! Ah! Ne lan o? Tamam da ayak izinin ne işi var? Kim o tavada çıkan egzorsist kim? Millet varsa çıkar, bizimkiler tavana çıkıyor. Hayati Bey! Bu adam, bu yanınızda tam kalmaya çalışan adam, sizin biyoloji hocanız. Hoş geldin. Hocam, sizden bir ricam var. Madem biyoloji dersi, hayvan anlatmanıza hiç gerek yok. Zira benim sınıfım ne olduğunu gayet iyi bilir. Oo! Hoca koydu lafı. Konuşma lan! Ara gazcılar. Tamam. Tamam hocam. Hiç böyle ifadelere falan gerek yok. Mehtap hocam. Gerçekten. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ olun çocuklar. Sağ olun. Tamam, biraz yaramaz olabilirler ama ben bu sınıftan elektrik aldım. Öyle mi? Peki. Tabii. O zaman ders çıkışında görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Sizi hiç sevmiyorum. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Siz daha önce Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde mi oynadınız? Yok evladım, benzetiyorlar. Beni çok söyleyen oldu, doğrudur. Peki Kınalı Kar'da oynadınız mı? Benim dedemler izliyordu. Hayır evladım, zaten ikisini aynı oyuncu oynadığı için ben nasıl diğerinde adam neyse saçmalıyor. Evet tamam. Hükümet Kadın 1-2'de oynamışsınızdır artık. Bir yerden tanıyacağım. Oğlum teşekkür ederim, benzetiyorlar, evet sağ ol da. Değilim, ben eğitimciyim. Valla. Tamam. Israr ediyor ya. Yani, oyuncu ol, sen burada ne işin var? çocuklar, o zaman diyorum ki... kısa bir diyorum yoklama yapalım, hem de böylece tanışmış oluruz diyorum, tamam mı? Evet, Çiçek. Burada hocam. Evet. Kudret. Burada hocam. İbrahim. Burada hocam. Fikri. Cezaevinde hocam. Nasıl cezaevinde evladım? Ozan'la şakalaşırken Ozan'ı camdan attı diye 6 ay ceza yedi hocam. Evet. Ozan. Hoş geldin Fikri, Allah kurtarsın. Allah kurtarmış. Fikri cezaevinden çıkmış hocam. Oğlum tamam. Tamam. Çocuklar, acaba diyorum siz ayrı mı otursanız? Şakalaşıyoruz hocam, bir şey yok. Şaka gülüyor.
Zaten şakadan takmış altı hocam, şaka. Oğlum şaka maka, çocuğun alçısına kafa attın. Oluyor mu böyle yavrucuğum? Yapmayın, tamam. O halde şey yapalım, uslu durun. Tamam mı? Uslu durun ve... şimdi biyolojideki ilk dersimizde çocuklar, bugün bir şöyle bir... sizin seviyenizi bir öncelikle tespit edelim. Bu arada siz de hem bilgilerinizi, eski bilgilerinizi tazelemiş olursunuz, tamam mı? Hocam, siz eski deyince Yeter arkadaşımızın aklına Kaan geldi ve ağlıyor şu anda. Lavaboya gidebilir mi? Allah Allah, geçmiş olsun. Ya, kim bu Kaan? Kaan Murat ekmeği çakan çocuk hocam. Sen karışma oğlum. Sen bakıyorum her şeye karışıyorsun evladım. Kızım, kimdir bu Kaan? Geçmiş olsun. Hocam, Kaan benim eski çıktığım Furkan'ın çok yakın arkadaşıydı. Kaan ondan önce Selin'le çıkıyordu. Selin de Mert'le beraberdi. Mert de Selin'le ayrıldıktan sonra Selin diye başka biriyle çıkmaya başladı. Ondan da gerçekten sıkıldıktan sonra Hakan diye bir çocukla tanıştı. Ama o sırada Hakan daha önce Elif'le çıkıyordu. Elif'ten ayrılan Hakan kendi birilerini ararken tam karşısına Nesrin çıktı. Nesrin'le çıkmaya başladı ama Nesrin de eskiden Furkan'ın çıktığının kuzeniydi. Onun kuzeni de öbür Ahmet'le çıkıyordu. Sonra Mert'le Selin'le tanışmaya başladılar. Mert de zaten Selin'le çıktığı için ondan ayrılmaya karar verdi. Selin de onunla beraber olduğu için daha önce beraber olduğu Hakan'la ayrılmıştı. Hakan da zaten Tufan'ın kuzeni olduğu için başka bir kızla çıkıyordu. O kızın adını şu an hatırlayamıyorum ama onlar yeniden beraber oldu. O sırada Kaan gerçekten gördüğü için başka bir Ayşe ile çıkmaya başladı. Ayşe de zaten Hakan'dan yeni ayrılmıştı. Hakan da onun kuzeni olduğu için Furkan'dan ayrıldı. Furkan da Selin'i terk etti. Selin'den ayrılan Kaan da benimle çıkmaya başladı. Ama şu anda Kaan da benim Furkan'la beraber olduğu için ondan önce kuzeninden terk ettiği için çok yalnızım. Çok kötüyüm hocam. Valla Dark dizisi gibi ha. Ama ondan daha da karışık. Hocam, bu koşulda biz çıkabilir miyiz? Hayır, hayır. Hayır, çıkamazsınız. Ama hocam... Hayır, ben oturun, derse başlayacağım. Oo! Hoca oturttu. Bugün başkanlığı için diğer sınıflarla gezideydik de seçmenlerimizle buluştuk. Öyle mi? Ha, okul seçme. Peki, güzel, güzel kızım. Hadi geç yerine otur. Biz yerimizi biliriz hocam. Bizim yerimiz öğrencinin yanı. Bravo. Kızım, ben de onu diyorum zaten. Ha? Sen öğrencisin ya, yerine otur. Yani Kudret'in yanı boş olduğuna göre orası senin yerin. Oraya otur diyorum. Sadece Kudret'in değil, biz ihtiyacı olan herkesin yanındayız hocam. Kırşehir'den böyle çıktım, yola geliyorum. Arabada böyle aklımda tek bir soru var. Öğrenci arkadaşlarıma nasıl yardımcı olabilirim? Derya Kırşehir'den nakil geldi hocam. Hadi geç, yerine de şey yapalım, derse başlayalım. Şey hocam, müsaadenizle öncelikle arkadaşlarıma, seçmen arkadaşlarıma eğer yanlış anlamazsanız... ...yol üstünden gelirken Beypazarı kurusu aldım. Sakin olun. Kırşehir'in çullamasından da yedireceğim ama yağlı yağlıydı. Bıcık bıcık olsun istemedim. Hadi bakalım, hop bir tane. Vallahi elim acıdı vurmaktan. Çocuklar ama lütfen afiyet olsun. Hadi daha derse başlayamadık. Hocam, bize daha diye konuşamazsınız, tamam mı? Bana anam babam bile daha diye konuşamıyor. Leman boş yapıyor hocam. Kızım, daha bir sözcük bu hakaret değil ki kızım. Seçmen ne diyorsa o hocam. Merak etme Leman kardeş, senin yanındayım. Ben başkan olduğum zaman kimse kimseye daha diye konuşamayacak, tamam mı? İnanma yalana dolana, bas mühürü Perihan'a. Ooo! Perihan koydu sloganı. Tamam oğlum, Allah aşkına. Arkadaşınızı gaza getirmeyin, zaten yeterince gazda. Öyle görünüyor. İbrahim... Ooo! Hoca koydu kontrayı. Hocam, İbrahim çorba kaynatıyor. Bas. Oğlum, ders kaynatanı gördüm. Çorba kaynatanı ilk defa görüyorum ya. Hocam, annem yarma çorbası koymuş yanıma. Isçak ısçak içimledim. Isçak ısçak ya. Oğlum, yavrum, esnaf lokantası mı burası ya? Yapma, yapma. Allah aşkına yapma. Ne olur bak, midem bulanıyor. Ya tamam, sen teneffüste kaynatırsın. Kaldır, söndür şu tüpü, patlatacaksın hadi. Bırakın hocam, kaynasın öğrencinin çorbası, alkış. Kızım, sen de Allah aşkına bak, beni esnaf siyasetçi gibi, bu nedir ya? Evet, şimdi herkes çıkarsın defterlerine, not alsın. Hadi bakalım. Hocam, hocam. Evet. Hocam, efendim. Hocam. Oğlum, duyuyorum, evet.
Hocam, fazla defteriniz var mı acaba yanınızda ders için? Yok oğlum, yok. Arkadaşlarından boş bir kağıt al. Oraya not edersin, sonra da defterine geçirirsin, tamam mı? Hem madem böyle, madem ayaktasın, o halde ilk suali de sana soracağım. Şişt, çocuklar! Bak, tamam mı? Evet, ilk suali de sana soracağım, tamam mı? Tamam mı oğlum? Sana soracağım. Hocam, cevaplayamam. Çünkü dün akşam benim kardeşim trafik kazası geçirdi. Hiç ders çalışamadım hocam. Kudret yalan söylüyor hocam, onun kardeşi yok. Kardeşim gibi sevdiğim bir arkadaşım da hocam. Arkadaşı da yok hocam. Ya oğlum sen de bir sus ya. Ya bikinili ünlü görmüş magazinci gibi, o öyle yaptı, bu böyle yaptı. Tamam. Oturayım mı? Hayır, sana şimdi soruyu soracağım çocuğum. Evet, konumuz canlılar. Söyle bakalım Kudret. Kaplumbağalar neden uzun yaşar? İşte Allah öyle yaratmış hocam. Tamam, işte onu diyorum. Allah öyle yaratmış. Tabii de nasıl yaratmış ki o kadar uzun yaşıyor? Onu sual ediyorum. İşte hikmetinden sual edilmez hocam. Tabii, yani hikmetinden tabii ki sual edilmez de şeyi diyorum. Hani hangi işlevi vermiş ki işte o kaplumbağa bu kadar uzun yaşıyor? İşte Allah'ın işlevine karışılmaz hocam. Cevap vermeyeceksin değil mi? Yok hocam. Söyle canım. Hocam, nabızları azalttığı için çok yaşarlar. Aferin kızım. Vallahi bak yemin ediyorum tam sınıftan umudumu kesiyordum. Ama sen cam simidi gibi böyle yetiştin. Evet, şimdi ikinci sorumuza geliyorum. Efendim, sporla üreme. Oo, üreme. Oğlum, o sizin anladığınız üreme değil. Ben asabımı bozmayın. Evet, kim cevap vermek ister sporla üremeye? Hocam. Hocam, biz çıkabilir miyiz? Gene biri var herhalde. Dışarıdaymış da hocam. Kim? Mesut hocam dışarıdaymış da. Mesut mu? Mesut kim ya? Mesut bu sınıftan değil hocam. Sınıftan değil ama hocam şu anda bahçeden ve sevgisinden ayrılmış durumda. O yüzden çıkabilir miyiz? Hocam, çıkabilir miyiz? Hayır, çıkamazsınız. Hayır, o manada sormuyorum canım. Mesut'la çıkabilir miyiz? Yani sizce ben Mesut'la yakışır mıyız? Kızım, ben nereden bileyim Mesut'un hangi tipten hoşlandığını ya? Oturun. Oturun, ders yapacağım. İktidarımızda mesutsuzluk bitecek. Okulda herkes Mesut'la çıkacak. Bu okul Mesut'a doyacak. Evet, evet, tamam. Çok güzel. Miting bittiyse o zaman diyorum ki bu suale, soruya kim cevap verecek? Evet. Hocam, evet, sporlar monopolit üreme hücreleridir. Her spor başka bir hücreyle birleşmeden tek başına organizma oluşturur. Ve buna da sporla üreme denir. Bravo. Vallahi kızım, şu sınıfla aramdaki tek bağ sensin yani. Yemin ediyorum, sadece senin için bile bu dersi anlatabilirim kızım. Fikrozunu boğuyor hocam. Oğlum, ne yapıyorsun? Oğlum, ne yapıyorsun sen orada? Şaka yapıyorum hocam. Cezaevinde koğuşta herkes yapıyor. Şaka şaka. Lan bu şaka değil. Öldüreceksin çocuğu, bırak. Hocam, çok komik, baksana gülüyor hocam. Çok komik hocam. Hocam, Ozan nasıl oluyor? Oğlum, çocuk neresinden soluyacak? Her yerini kapatmış, oradan soluyacak tabii ki. Allah Allah. Tamam, bundan sonra size şaka yapmak yasak, bitti. Hocam, hocam. Hocam. Söyle oğlum. Hocam. Söyle oğlum, söyle. Hocam, evde kullanmadığınız bilgisayarınız var mı ya ders için? Yok oğlum, yok. Bir tane var, bir tane. Hadi bakalım, artık dersimize geçelim. Hocam, yalan söylüyor, satacak. Tamam, çocuklar. Şimdi diyorum ki, konumuz besinler. Besinleri kim al? Evet, istekli bir öğrenci, evet. Hocam, göstererek anlatabilir miyim? Tabii ki oğlum, istersen uçarak anlat. Yeter ki anlat evladım. Evet hocam, besinler için mangalımız yanmaktadır. Güzelce etimizi koyarız, domates koyarız, patlıcan koyarız, hafifçe yerleriz. Besinler piştiği zaman ekmeğin arasına koyarız, bir güzel de yeriz. İşte besinler. Keşke gerçek olsaydı.
Evet evladım ama benim bahsettiğim besinler onlar değil. Hadi geç evine oturun. Sucuk da var. Ne sucuğu be oğlum, bir de sucuk diyor ya. Ya ben karbonhidratlar, proteinler, yağlar, amino asitlerden bahsediyorum. Sen bana ocak başına çevirdin oğlum sen burayı. Geç yerine otur, al şunu. Lan sıcak da bu. Ne ara yaktın bunu ya? Al götür şunu. Al. İşte hocam, öğrenciye dokanan eller böyle yanar. Lisemizde kartlar yeniden dağıtılıyor. Her masada varız, 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 varız. Oo! Perihan koydu karizmayı. Ulan yeter be! Koysa ne olur be? Koysa ne olur? Yani bu başkan seçilse ne yapacak? En büyük yetkisi okul yıllarının rengini belirlemek olacak. Sanki bana Amerikan başkanı seçiliyor ya. Oo! Hoca yapıştırdı cevabı. Hocam! Bize sanki diyemezsiniz. Kız sen sus! Sus! Ulan sanki bir edat be. Bir edata alınanı da ilk defa görüyorum ama. Oo! Nereye gittin? Sus! Sus! Abi popçu arkasındaki kötü vokalist gibi. Yeter, istemiyorum. Tamam, derse başlayacağız. Oo! Hoca verdi ayarı! Tamam, susun! Bak, vallahi sabrımı taşırıyorsunuz ha. Çok fena yapacağım şimdi. Çok fena yapacağım. Ne var? Hocam! Ne var? Hocam! Ne var? Hocam, kullanmadığınız telefonunuz var mı ya? Yok evladım, yok. Yok. Hocam! Ha, hocam! Hocam! Kullanmadığınız yazlığınız var mı ya? Oğlum benim kullandığım yazlığım da yok. Ya sen kene gibi yapıştın, illa benden bir şey koparacaksın ha. Yeter oturun, tamam. Tamam. Hocam! Biz kabotaj bayramında görevliyiz de çıkabilir miyiz? Kabotaj bayramı geçen haftaydı hocam. Biz önümüzdeki yıl için hazırlanıyoruz. Hayır! Oturun yerinize, ders anlatacağım. Bak benim sabrımı taşırıyorsunuz, sinirimi bozuyorsunuz ha. Cemre ha! Evet, söyleyecek olan var mı? En önemli organımız hangisi? Ağzımız hocam. Senin ağzın atsın. Dikkat, o zaman elektrik veriyor hocam. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum manyak mısın? Bırakın. Çağ çekişiyorsunuz hocam. Hayati hocam, iyi misiniz? Hayati tehlikeyi atlattı hocam. Şaka yapıyor hocam, şaka şaka. Çok komik şaka. Çok komik. Sana bir şaka yaparım, adını unutursun çocuk. Ben bu sınıfta daha fazla dayanamayacağım hocam, ben gideyim. Ne oldu, elektrik alamadınız mı bu sınıftan Hayati hocam? Aldım aldım, fazlasıyla aldım. Fazlasıyla aldım, ben gideyim. Ya. Ay hocam gitmeyin lütfen. Aman kızım, kızım kaç, kurtar kendini. Sen bu bataklık otlarının yanında bir gülsün. Sen bu sütçü beygirlerinin yanında şampiyon bir atsın. Kaç, kurtar kendini kızım. Alo. Alo, ha Metin Usta. Çevir arabayı, çevir, çevir. Çevir, çevir, çevir. Geliyorum ben de. Ben okuluma dönüyorum. Hadi. Yok. Hadi, hadi, hadi. Hocam, gidilmesi gereken dersler var ama. İşte böyle gidersiniz. Seviyoruz yana yana. Ne büyüksün sen. On bir fena. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen ne söyle.